Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Sanayi Bakanlığı'nın bütçesi ele alındı. Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank görüşmeler öncesinde kimya alanında ilk Nobel ödülünü alan Aziz Sancar'ın kendi kaleminden yazdığı kitabını komisyon üyelerine hediye etti. Sayın Bakanım. Ardından sunum başladı. İlk sırayı Türkiye'nin ilk yerli otomobili aldı. Girişim grubu 2019 sonunda ilk prototipi üretmeyi hedefliyor. Türkiye'nin otomobili projesi Türk sanayisinin dönüşümü ve teknolojik atılımında önemli bir eşik olacaktır. Bu projeyi elektrikli ve sürücüsüz araç teknolojileriyle yazılımlarının milli kaynaklarla geliştirilmesi açısından bir fırsat olarak görüyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanı'nın hedefinde sanayide ve ara malı üretimde uçtan uca yerlilik vardı. Amacımız orta, yüksek ve teknolojili üretim yapmak dedi. Özgün ve milli helikopter T625 ve bir özel sektör firmamızın geliştirip ihraç ettiği elektrikli otobüs, Bakanlığımız Ar-Ge Merkezi desteğinden faydalanan projelere örnek olarak gösterilebilir. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank istihdam rakamlarını da paylaştı. Organize sanayi bölgelerinde 1.8 milyon istihdamın tam kapasite çalışılması halinde 2.5 milyona çıkacağını söyledi. Kanserle mücadele ile ilgili Türkiye'de yapılan bilimsel çalışmalar hakkında da Bakan Varank bilgi verdi. Medikal merkezin Haziran 2020'de hayata geçeceğini bildirdi. Referans ve biyobenzer ilaç geliştirme çalışmalarımız devam ediyor. Bu kapsamda yürütülen Biosim projesiyle baş ve boyun kanserlerine yönelik Türkiye'nin ilk antikor tabanlı biyobenzer ilacı geliştirilmiş olup preklinik ve klinik çalışmalardan sonra ticarileştirilmiştir.